Bugünkü konumuz Osmanlı Merkez Teşkilatı, Topkapı Sarayı ve Divan-ı Hümayun. Topkapı Sarayı, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden sonra padişah ve ailesinin ikamet edeceği, devlet işlerinin yürütüleceği Topkapı Sarayı'nı inşa ettirdi. Topkapı Sarayı, devletin merkezi olduğundan çeşitli ülkelerden gelen elçiler burada kabul edildi. Padişahın tahta çıkışında yapılan cülüs törenleri, bayramlaşma törenleri burada yapıldı. Müslüman olsun, gayrimüslim olsun, reaya, sorunlarını çözmek için Topkapı Sarayı'na geldi. Topkapı Sarayı, padişahın hizmetkarlarının bulunduğu Enderun iç saray, Birun dış saray ile padişahın özel hayatını geçirdiği harem olmak üzere 3 bölümden oluşuyordu. Topkapı Sarayı, Birun, Enderun, Harem. Enderun iç saray. Topkapı Sarayı, devlet adamı yetiştirilmesinin de merkezi konumundaydı. Enderun Mektebi'ne devşirme sistemiyle savaşlarda esir alınan 8-10 yaş arasındaki çocuklar arasından boylu poslu, ahlaklı ve zeki olanlar alınırdı. Bunlar Edirne Sarayı, Galata Sarayı, İbrahim Paşa Sarayı gibi saraylarda eğitim alır, Türk-İslam adet ve geleneklerine göre yetiştirilirdi. Aldıkları eğitim sonrasında yetenekli öğrenciler tespit edilerek saray üniversitesi niteliğinde olan Enderun'a alınırlardı. Enderun'da dini, ilmi ve siyasi eğitim yanında saray protokollerini öğrenir, daha sonra devlet kademelerinde görev alırlardı. Enderun'dan yetişenler arasında veziri azamlığa kadar yükselenler olurdu. Birun, dış saray. Dış anlamına gelen Birun, Topkapı Sarayı'nın Bab-ı Hümayun ile Bab-ı Saade arasında kalan bölümdür. Osmanlı Sarayı ve padişahın dış hizmetine bakan ve sarayda kalma mecburiyetinde olmayan padişah hocası, hekimbaşı, göz hekimi, hünkâr imamı gibi ulema sınıfından olanlarla şehremini, darphane ve arpa eminleri gibi sivil görevlilere de birun halkı veya dış halkı denilirdi. Bunların dışında Topkapı Sarayı'nda Enderun dışında kalan emir-i alem, kapıcılar ketüdası, çavuşbaşı, mir-i ahur, bostancı ve bunların emrindekiler birun görevlilerini oluştururlardı. Harem. Osmanlılar döneminde evler ve devlet adamlarının konutları demek olan saraylar, harem ve selamlık diye ikiye ayrılmıştı. Fatih döneminde Topkapı Sarayı bünyesinde bir de harem inşa edildi. Devşirme sistemiyle hareme alınan cariyeler, kalfaların sıkı disiplini altında Müslüman adab ve terbiyesiyle yetiştirilir, okuma yazma, dini bilgiler, dikiş nakış, yeteneklerine göre musiki, sofra hizmetleri derslerini öğrenirlerdi. Bu yönüyle harem aynı zamanda saray okulu niteliğindeydi. Haremden sorumlu en yetkili kişiye harem ağası denirdi. Divan-ı Hümayun ve üyeleri. Osmanlı Devleti'nde padişahın başkanlığında birinci derecede devlet işlerini görüşmek üzere toplanılan divana Divan-ı Hümayun adı verilirdi. İlk divan Orhan Bey döneminde kuruldu. Birinci Murat zamanında divandaki vezir sayısı artırıldı. Divan Orhan Bey döneminden Fatih'in ilk devirlerine kadar her gün toplandı. 16. yüzyıldan itibaren ise divan toplantıları haftada 4 güne indi. Fatih'e kadar divana hükümdarlar, Fatih'ten sonra veziri azamlar başkanlık etti. Divan 17. yüzyıldan itibaren önemini kaybetti. Zamanla sadrazam konakları Bab-ı Ali, Yüksek veya Yüce Kapı adını alarak devletin yönetim merkezi haline geldi. Başlıca divan üyeleri, padişah, veziri azam, kubbe altı vezirleri, nişancı, veziri azam. Padişahın mutlak vekiliydi. Bundan dolayı padişahın mührünü de taşırdı. Her türlü hükümet işlerini padişah adına onaylayarak resmileştirirdi. Fatih döneminden itibaren divan toplantılarına başkanlık eden vezir-i azam, mülki ve askeri büyük makamları atamalarda bulunurdu. Padişah sefere katılmadığı takdirde Serdar-ı Ekrem unvanıyla ordunun başında sefere çıkardı. Ayrıca başkentteki düzen ve yönetimden de sorumluydu. Vezirler, Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında padişahın yardımcısı konumunda olan bir vezir bulunmaktaydı. Ancak 1. Murat döneminden itibaren ülke sınırları ve sorunlarının artmasına bağlı olarak vezir sayısı da artmış ve bu nedenle 1. vezire vezir-i azam denilmiştir. Vezirler divanda vezir-i azamın sağında bulunur, kubbe altı denilen yerde toplanıp kendilerine verilen işlere baktıkları için kubbe vezirleri olarak da anılırlardı. Kanuni döneminden itibaren önemli eyaletlere atanan valiler vezirler arasından seçilirdi. Kaz asker, adalet işlerinden sorumludur. Medrese işlerine bakar, kadı ve müderrislerin atamalarını yapardı. Taşrada kadılarının çözemediği davaları çözmeye çalışırdı.
Fatih döneminden itibaren Anadolu ve Rumeli kazaskeri olarak sayıları ikiye çıkarılmıştır. Defterdar. Mali alandaki tüm işlemlerden sorumluydu. Divanda iki defterdar bulunurdu. Rumeli defterdarı baş defter olarak Anadolu defterdarından daha geniş yetkilere sahipti. Baş defterdar, yatırım, para basımı ile ilgili girişimleri ve hazırladığı bütçeyi önce sadrazama sunar, padişah onayı ile de uygulamaya koyardı. Nişancı, divanda padişah adına alınan her türlü ferman ve berata padişahın tuğrasını çekerdi. Fethedilen bölgelerdeki arazileri tapu tahrir defterlerine kaydederdi. Tevki ya da tuğrayı olarak da bilinirdi. Kanuni döneminden itibaren tımarların sisteminin düzenlenmesi ve dağıtılması görevi de nişancıya verildi. Şeyhülislam, divanın asli üyesi olmayan Şeyhülislam, gerekli görülen konularda divana çağrılır ve fikri alınırdı. İlmiye sınıfının başı olarak en yüksek din görevlisi konumundaydı. Divanda alınan kararların şer'i hukuka uygun olup olmadığı yönünde karar verirdi. Şeyhülislam'ın bu kararına da fetva denirdi. Reisül Küttab, Divan-ı Hümayun'un asli üyesi olmayan Reisül Küttablar, divan katiplerinin ve kalemlerinin şefi konumundaydılar. 17. yüzyıl sonlarına kadar nişancıya tabi olarak görev yaptılar. Reisül Küttabların görevleri, divanda kabul edilen fermanlara uygun olarak emirleri yazmak, padişah ve vezirazama gelen mektupları tercüme ettirerek bunlara cevaplar hazırlamaktı. Kaptan-ı Derya, Kanuni Sultan Süleyman döneminden itibaren Kaptan Derya da divanın asıl üyesi olmuştur. Denizcilik işlerinden sorumlu en büyük komutan sıfatındaydı. Tersaneye ait işlere bakar, donanma ile ilgili çalışmaları yürütürdü. Yeniçeri Ağası, askeri konularda gerek görüldüğü zaman divana çağrılırdı. Kapıkulu askerlerinin her türlü sorununu divana iletirdi. Aynı zamanda başkent İstanbul'un da güvenliğinden sorumluydu. Hoşça kalın.